Shakespeare'in ölümsüz eseri Macbeth'ten uyarlanan şatonun altında 1 Şubat Salı günü saat 20.30'da Fişekhane ana sahnede seyircisiyle buluşuyor. Yerin altında olsanız da, her ne kadar duvarların ardında yaşasanız da korkunç fasıl. Şatonun altında hiçbir şeye inanmayan ve her şeyle dalga geçen zamanın ötesinden iki kadının anlatımıyla clown, fiziksel hikaye anlatıcılığı, grotesk oyunculuk, büfon gibi farklı oyunculuk stillerini harmanlayan bir uyarlama. Ay ama bizi getiremediler. Seyirciyi kışkırtan, karanlık, rahatsız edici ve oldukça komik bir yolculuğa davet eden oyunu Pınar Akkuzu ve Gülden Arsal sahneye taşıyor. Ellerimden yana, oradan tahta boşa. Folk rock, caz ve halk müziğinin sevilen ismi Bülent Ortaçgil, İstanbul'da dinleyicileriyle buluşuyor. Neş olsam, konuşmasam, taş olsam. Ortaçgil, 4 Şubat Cuma günü Kadıköy sahnede gerçekleşecek konserde akıllarda yer etmiş sevilen şarkılarından oluşan bir repertuarı sahneye taşıyor. Ya, ve sen, ben, değirmenlere... İş Sanat Kebele Sanat Galerisi Mahmut Celayir'in Peykerun başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Ya ben bir şimdi doğa sanatçısıyım. Yani doğa ressamıyım. Sergi Celayir'in 1970'lerden günümüze uzanan doğa manzarası üstüne temellenmiş eser üretiminin önemli bir kesitini sunarken yerel malzemelerden yola çıkarak çağdaş bir dil oluşturmanın panoramasını da çiziyor. Sergi kapsamında Peykerun başlığıyla hazırlanan kitapta antropolojik manzaralar başlıklı bir yazı kaleme alan Beral Madra şunları söylüyor. Bu sergide iki boyutlu bir belleğin izi sürülüyor. Bir kurumun kültürel belleği yaşatma iradesi ve bir sanatçının tüm üretim sürecinde doğanın belleği, geleneksel ve tarihsel bellek ve bireysel bellek üstüne yapılanmış bir görsel görüngüyü ve dili yaratması. Resimlerim yani hem geçmiş hem bugün hem de geleceğe şey olmalı, girmeli. Peykerun sergisi 16 Nisan 2022 tarihine kadar görülebilir. Öyle bir yerde olmalıyım ki ne karpuz kabuğu gibi, ne ışık, ne sis, ne bu gibi. İnsan gibi. Bir Garip Orhan Veli de yaşama sevincini, umudunu, tutkularını, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille aktaran ölümsüz şair Orhan Veli'nin dizeleri, yazar Muratan Munga'nın kalemiyle, yönetmen Murat Sarı ve Ayşegül Harde'nin modern yorumuyla sanatseverlerle buluşuyor. Güne doğru kış vakti, biraz daha odasının penceresi. Reha Özcan Kumpanyası'nın sahnelediği oyun, 5 Şubat Cumartesi saat 16'da Panora Sanat Merkezi'nde. Yüzünü boyarım her sabah, hepiniz uykudayken uyanır bakarsınız ki abi! Orhan Veli'yi herkesin... İzmir'de çok sayıda müzik ve tiyatro grubunun işbirliğiyle dersler uzun, sömestr kısa, tüm çocuklar birlikte kahkaha atmaya sloganıyla sömestr şenliği düzenleniyor. ...30 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Halk Sahnesi'nde gerçekleşecek şenlik tüm çocukları birlikte eğlenmeye davet ediyor. Şenliğin ilk etkinliği olan Şubadap Çocuk Konseri 30 Ocak Pazar günü saat 13.30'da çocukları öğrenmeye, soru sormaya, zorbalara karşı dur demeye ve zıplayarak özgürlüğü bulmaya çağırıyor. Şubadap'ın anlamı ne biliyor musunuz? Sürekli soru soran ve sorgulayan çocuklar demek olsun demiş.
Oyun Bahçesi Çocuk Tiyatrosu'nun çocukların yardımlaşma ve karar verme yetilerini geliştirmeyi hedefleyen interaktif çocuk oyunu Anne, 1 Şubat Salı saat 13'te bir masalı baştan yazmaya çağırıyor. Sessizliğin ritmini gölgelerle konuşturan Mimdo'nun maceralarını büyüleyici gösterisiyle sahneye aktaran pantomim sanatçısı İlker Kılıçer, 2 Şubat Çarşamba saat 13'te çocukları Mim'in olağanüstü dünyasına katılmaya davet ediyor. Çocuklara alışılmışın dışında bir görsel seyir sunan Ağaç Kakan Kukla Tiyatrosu 3 Şubat Perşembe saat 13'te tüm çocukları flamingoların ve ejderhaların minik yüzlerle buluştuğu Bir Bavul 3 Macera oyununa şaşkınlık ve eğlenceyi bir arada yaşamaya çağırıyor. Gökyüzünün mavisine çocuk gülüşlerinin eşlik ettiği, vazgeçmemenin ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu mini minnacık bir kuşla birlikte anlatan Moyo Masal, gökyüzünü iten kuş oyunuyla tüm çırpı bacaklıları gökyüzünü itmeye çağırıyor. Franz Kafka'nın 1915 yılında yayımlanan ve canlılığını yitirmeyen eseri Dönüşüm, Alt Kat Sanat'ın uyarlamasıyla sahneye taşınıyor. Nevzat Süz, Aydan Cömert, Mehmet Selin Sadiç, Selver Çavuş, Sena Yapar ve Müge Sağut'un sahnelediği oyunun yönetmenliğini de Müge Sağut üstleniyor. Hello, ne pleure pas, pardonne-moi. Renan Bilek dinleyicilerini Türkçe sözlü hafif müziğin sevilen eski şarkılarının hikayelerini dinleyip orijinallerini anıp hep birlikte söyleneceği bir yolculuğa davet ediyor. Bazen sebep bir aşksa, o zaman Arajmanlar konseri 31 Ocak Pazartesi saat 20.30'da Koz Yatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan salonunda. Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünya sevilmiş ve seven. Ben rejisörün önünde bir tren oynamak için çağrıldım. Bir oyunda rol vermek istediği için bunları biliyorsunuz değil mi asistan? Durst'un kaleme aldığı oyuncu Ben Feuerbach, Gürol Tombul rejisiyle ve Hakan Özgemeç'in tek kişilik performansıyla 3, 4, 5 Şubat tarihlerinde İzmir Devlet Tiyatroları Bornova Bozkurt Kuruç sahnesinde. Ama belli birlikte bir hayattan diğerine uçarlar. Yedi yıl boyunca sahnelerden uzak kalan bir oyuncunun varoluş mücadelesini anlatan oyuncu Ben Feuerbach'ta bir seçme sınavına gelen oyuncu sahnede anılarla örülü içsel bir yolculuğa çıkıyor. Oyun yüzeyde bir seçmeyi anlatır gibi görünse de daha derinde bir oyuncunun yaşadığı sorunları, o sorunlarla mücadelesini ve o mücadelesindeki yalnızlığıyla ötekileştirilmesini anlatıyor. Oyunculuk ve tiyatro üstüne görüşleriyle sahnede var olmak isteyen ve tiyatroya hayatını feda eden oyuncu, rejisörü beklerken asistanla konuşmaya başlar ve oyunlar geliştirir. Her oyun bir iç dökme isteğidir aslında ama attığı her adımda, oynadığı her oyunda önemli sırrını da saklamak zorundadır. Sahnede ışık yoksa bir oyuncuyu nasıl seyredebilirsiniz?